Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu yine Mix Map kanalının V-Ray render motorunda nasıl kullanılacağını öğrenmekten geçecek. Bir önceki dersimizde Mentari'nin kendi materyal menüsünde Mix Map'in nasıl kullanıldığından bahsetmiştik. Bu dersimizde de V-Ray render motoru ile MixMap'in nasıl hazırlanacağını sizlere göstereceğim. Kullanım ve hazırlanış açısından pek bir farkı yok. Hemen hemen aynı sayılırlar ama tabii ki iki render motorunun da materyal editörleri farklı olduğu için maplerin yerleştirilmesinde farklılıklar olabiliyor. Ama temelinde aynıdır. Hiçbir farklılığı yoktur. Sadece Mental Ray kullanmayan arkadaşlar var. Tabii ki V-Ray kullananlar var. Onlar içinde bir ders niteliğinde, bir ipucu niteliğinde bir ders olsun istedim. Zaten çok uzun bir dersimiz olmayacak arkadaşlar. Kısa bir dersimiz olacak bu. İsterseniz hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani gene aynı küpümüz var. Şöyle çok basit renderimizi alalım. Evet arkadaşlar. Boş bir sahne hemen klavyemizle M tuşuna basarak materyal editörümüzü açalım. Burada Mental Ray için hazırlamış olduğumuz materyaller var. Buradan hemen V-Ray materyalimizi seçiyoruz. Sonrasında difuz kanalımıza geliyoruz. Evet, sonrasında ahşap difuz seçtik arkadaşlar. Hemen bir üst menüye çıkıyoruz. Sonrasında reflect, buradan reflect kanalımızı da seçiyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şey değiştirmiyoruz. Sonrasında bump diyoruz. Bump'tan mix diyoruz. Color 1 bitmap bump 1 aynı şekilde buna da geliyoruz. Buradan da bump 2 dedik arkadaşlar ve bitti. Sonrasında objemizi seçiyoruz. Üzerine uyguluyoruz ve göster diyoruz. Evet harika. Sonra hemen klavyemizden F10 tuşuna basalım. Buradan birazcık ayarlarımızı düşürmemiz gerekebilir. Buradan da şimdilik pikselimizi değiştirelim. Bir render alalım. Sahnemizde zaten HDR kullanıyorduk arkadaşlar. Evet, duruma göre gerekirse pikselimizi büyütebiliriz. Şu kısımları hızlı bir şekilde render aldıralım. Evet, birazcık pikselimizi büyütelim. 800'e 600 yapalım. Sonra arkadaşlar birazcık daha objemize yakından bakalım. Birazcık da böyle aşağı doğru eğelim. Evet, şöyle bakalım. Bir render alalım bakalım. Daha yakından bakınca detaylarda neler belli oluyor. Bump değerimiz biraz düşük arkadaşlar. Buna normal bump kanalındaki 30 değerini mesela 10 kat arttırarak 300 yapabilirsiniz. Birazcık daha belirgin olur. Şayet ben daha detaylı bir şey istiyorum diyorsanız V-Ray'in Disp modifier'ını da kullanabilirsiniz. Hemen fazla uzatmayalım. Tekrar materyal editörümüzü açıyoruz. Buradan 300 diyoruz arkadaşlar. Tabii biz tahtamıza ahşap zeminimize
Herhangi bir şeffaflık vermedik. Buradan Fresnel açık. Bunu 0,9 yapalım. Bunun da kalitesini 15 yapalım. Sonrasında bir daha render alalım. Evet, oradaki bump değerini 300 yaptık arkadaşlar. Birazcık daha kabarmış dokularımız daha net bir şekilde belli oluyor. Şimdi şöyle bir belli bir bölümünü daha render ettirelim. Hemen şu kısımları da. Şimdi arkadaşlar bump kanalını kapatıyorum. Bir de kapalı olduğundaki yani mix olmadan ki halini bir görelim. Şu an bunda herhangi bir kabartma yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hatlar kayboldu. Düz bir ahşap zemin kaplamayı elde etmiş olduk arkadaşlar. Tabii ki mix'i açınca daha kaliteli sonuçlar elde ediyoruz. Az önceki render'da gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bunun tamamını bir render etsin arkadaşlar. Evet, bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mix mapping kullanımını da böylelikle görmüş olduk. Hem V-Ray render motorunda hem de Mental Ray render motorunda. Artık kullanıp kullanmamak sizin tercihinize kalıyor. Tabii ki elinizdeki tekstürler ne kadar kaliteli ise alacağınız sonuçlar da o kadar kaliteli oluyor. Bu da aklınızda bulunsun diyorum ve bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepiniz mutlu olun.